Sevgili seyirciler, Almanya'daki yüz akı firmalarımızdan birisi de Mr. Chicken. 16 fast food restoran zinciriyle markalaşan Mr. Chicken'ın başarı hikayesi için şimdi Erhan ve Ercuhan Bas kardeşlerinin yanına gidiyor ve mikrofonlarımızı kendilerine uzatıyoruz. Almanya'da McDonald's'a rakip bir Türk işletmesi. Mr. Chicken. Dünya devi McDonald's tarzı fast food zincirine restoran kelimesini ilave ederek oldukça şık ve kaliteli mekanlar yaratan Mr. Chicken, Almanya'daki yüz akı firmalarımızdan biri. Almanya'nın farklı 16 şehrinde fast food restoranlar zinciri olarak faaliyet gösteren Mr. Chicken, tamamen profesyonel mantıkla yönetilen bir aile şirketi. Erhan ve Ercihan Bas kardeşlerin birlikte yönettiği şirket, özellikle tavuk ve et konusunda hayli duyarlı olduğu için ürünlerini kendisi üretiyor. Biz de bu hafta merkezi Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde bulunan Mr. Chicken'a gittik ve bu serüveni onlardan dinleyelim istedik. Sevgili seyirciler, kısa bir süre önce Avrupa kanallarında bir reklam dikkatimi çekti. Bir tavuk firmasının franchise vereceği yolundaki reklamlardı bunlar. Çok şık reklamlardı. Dedim ki herhalde yabancı bir şirket Türk pazarına girmeye çalışıyor. O nedenle reklam veriyor. Sonra program çekimleri için geldim. Almanya'da birkaç yerde şubelerini gördüm. Ve keşke bizim Türkler de böyle bir yer yapsalar diye içimden geçirdim. Sonra öğrendim ki burası aslında bir Türk markasıymış ve çok şaşırdım. Hakikaten de çok sevindim. Araştırdım, buldum ve Erhan Bey'e ulaşmak kolay olmadı tabii ki ya, çok yoğun. Ama en sonunda kendisini buldum ve dedim ki Mr. Chicken'ın bana hikayesini anlatır mısınız? Sağ olsun kırmadı beni ve bugün programımızda konuk oldu. Öncelikle tebrik ediyorum sizi. Dünden bugüne Mr. Chicken nasıl bu hale geldi sizden öğrenmek istiyoruz. Neler söylersiniz, nasıl anlatırsınız bize? Her marka gibi biz küçük başladık tabii ki. 20 sene geçti. 20 sene geçtiğinde ilk dükkanı Bochum'da açtık. Bochum Üniversitesi'nde açtık. İlk dükkanla kendimiz çalıştık. Ve o ilk dükkanı başardık. Ondan sonra ikinci adımı attık, üçüncü adımı attık. Şimdi 20 sene sonra 16 tane şubemiz var. Ve bunu tabii ki her şeyi marka olarak yapmayı düşündük. Tabii bu Amerikan büyük zincirleri örnek olarak aldık. Ve dedik işte biz Türk olarak niye böyle bir şey yaratamadık şimdiye kadar Avrupa'da. Ve bir şubeyle başladık. Şimdi 16 şubemiz var. Her şey ilk adımla başlıyor artık zaten değil mi? İlk adımla başlıyor. Devam ediyor. Bizim inşallah da önümüz açık. Ve sınırsız bir yolda çıktık yani. Erhan Bey, şimdi bütün markalar hani önce bir marka olana kadar bir süreç geçiriyorlar elbette. Sizin sanıyorum burada bir tavuk fast food zinciri kurmanızın bir nedeni de aslında bunun toptan işini yapmanız değil mi? Ben öyle öğrendim. Doğru mu biliyorum acaba? Yani önce tavuk toptanı yapıyordunuz, sonrasında tavukla ilgili bir restoran zinciri açtınız. Şimdi ben değil, abim zamanında tavuk toptancılığıyla başladı. Başlangıcı o yaptı. Ondan sonra ben tavuk toptancılığı aslında katılmak istemedim. Çünkü o piyasayı abim yeni başlıyordu. Ben de yeni bir şey yaratmak istedim. Onun için bu restoran, şube, markalaşma, zincirleme, benim hedefim oraya gitti. O hedefle işte yola çıktık. Yani şöyle diyebilir miyiz? Abiniz tavuk toptanıyla bu işe başladı ama siz işi biraz daha geliştirmek ve günümüze uyarlamak için fast food restoran zinciri açmaya karar verdiniz. Bununla ilgili de başladınız çalışmaya. Abim benden biraz büyük tabii ki. Ama ben ayrı bir sevdiklerim var ve hedefim ayrı. Abim ayrı. İkimizin de sonunda böyle birleşti yani. Ona sevindim. Abi kardeş dayanışması içerisinde Mr. Chicken'ı bir marka haline getirdiniz diyebilir miyiz? Evet öyledir.
Efendim şubeleriniz acaba Türklerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde mi yoksa farklı yerlerde de var mı? Allah'a şükür bizim Türkler her yerde bu ara hele Almanya'da. Şimdi bizim genellikle alışveriş merkezlerinde yani işlek yerlerde açtık biz. Bizim restoran zaten Türk kökenli ama her şey Türk değil. Avrupalı bir Türk diyeyim. En fazla bulunan bizim Türk mutfağımız. Onun harici işte Avrupa'nın en güzel mutfağının çeşitlerini sunuyoruz. Bir süre önce franchise vermeye başladınız. Peki merak ediyorum hani buradan franchise alanlar, yani Mr. Chicken franchise'ını alanlar acaba ürün konsepti olarak neler bulacaklar? Bizim ürünlerimiz tavuk döner en başta. Onun haricinde chicken burger, yani tavuk burger. Et de var. Onun yanında lahmacun. Bunlar bizim bildiğimiz damak zevkleri değil mi? Aynen öyle. Onun haricinde bu burger tarzları da biraz çeşitleri var. Fast food dediğimiz tavuk kanatları, chicken wings. Yani burada en fazla İngiliz isimler geçiyor. Evet. Onun haricinde tabii ki bizim patatesler. Tabii ondan harici bizim bu klasik standart menülerimiz her ay yeni bir aksiyon, bir kampanyayla yeni bir ürün yaratıyoruz. Bu ara mesela şimdi bizim Winter Zauber olarak şey yapıyoruz, yani kış üzerinde. Bizim RGS hamburgeri, yani RGS burgeri sunuyoruz. Evet. Ve çok da güzel bir talep alıyoruz. Peki sizden franchise almak isteyenler için aradığınız şartlar neler? Ya ilk olan aradığımız bizim bize uygun karakterleri arıyoruz. Bütün şubelerimiz bizim ailemiz oluyor. Aileyle herkes alınmaz. Doğru. Onun için önemli olan bizim karaktere uyması lazım. Hı hı. Baştan bu. İkincisi bizim karakter zaten uyduğu zaman ötekiler de arkasından gelir. O zaman buradan bir çağrıda bulunalım. Eğer sizin markanızla iletişimde olmak istiyorlarsa, sizden franchise almak istiyorlarsa gelsinler, sizinle bir iletişime geçsinler değil mi? Tabii ki. Bize başvursunlar. Evet. Bizi ziyarete gelsinler. Biz sistemi anlatırız. Biz tat, yani bütün yemeklerini sunuruz. Yani tatlarının kalitesine baksınlar diye. İstediği bilgileri veririz. Böyle de inşallah yeni bir üye kazanırız bizim ailemize. Bütün Avrupa'ya bayilik veriyorsunuz galiba değil mi? Bütün Avrupa'ya bayilik veriyoruz. Hı-hı. Evet. İlk olan Almanya. Yeni gideceğimiz ülkeler birisi Avusturya, hı-hı, Belçika, Hollanda, Fransa. Bunun dışında Almanya'nın birçok bölgesine franchise verebilirsiniz. Ama farklı ülkelerden yine sizden franchise almak isterlerse de gelip sizle bağlantı kursunlar. Zaten internete Mr. Chicken yazdıkları zaman direkt sizinle iletişime geçebilirler. Değil mi Erhan Bey? Evet, bizim web sitemizde zaten kampanya diye bizim yeni bir sayfa ürettik. Evet. Oradan herkes başvurabilir. Herkes istediği soruyu sorabilir. Gelsinler, bizimle beraber konuşsunlar, otursunlar. Soruları varsa hepsini cevaplandırırız. O zaman da görürüz inşallah yolumuz açık olur. Sevgili seyirciler, Almanya'nın en önemli Türk markalarından birisi olan Mr. Chicken'ın hikayesini firmanın sahibi Erhan Bey'den dinledik. Ama Mr. Chicken'daki yolculuğumuz burada bitmiyor. Şimdi buradan inelim bakalım aşağıdaki mağazalarda, restoranlar zincirinde bizleri neler bekliyor. Erhan Bey'le yaptığımız söyleşinin ardından onların deyimiyle fast food restoranlara doğru bir yola çıkıyor ve dekorasyonu yeni biten Gelsenkirchen'in merkezindeki şubeye gidiyoruz. Tamamen modern bir dokuyla döşenmiş bu restoranda ağabey Ercan Baz'ı görüyor ve mikrofonlarımızı bu kez de ona uzatıyoruz. Bu şirketin kurulumunda sizin çok büyük öneminiz var. Çünkü sanıyorum ve öğrendiğim kadarıyla Mr. Chicken'ların kuruluşu aslında tavuk toptancılığı işiyle başladı değil mi? Yani tavuk işiyle başladı. Ne dersiniz? Evet, doğru. 1987'den itibaren yandan başlarken bu tavuk sektörüne tam girmişliğim oldu. Ve 10 sene yalnız başına bir yürüttüm. Sonradan benim birader de üniversiteyi bitirdikten sonra yanına gelmek istiyorum dedi falan derken Mr. Chicken konu oldu ve Mr. Chicken'le devam ettik. Peki bu şubenin çok önemli bir farkı var. Konsept olarak farklı bir konsept. Biraz anlatır mısınız bize burayı? Evet, buradaki gördüğünüz konsepti bayağı ön çalışmalarla, yani her dükkanın kendine göre bir hikayesi olduğu için onunla başladık ve bunu da gerçekleştirmeye çalıştık ve galiba başardık gibi de. Çünkü
Yeni generasyon çok farklı bakıyor. Dinamik bir şekilde odaların veya oturdukları yer olması gerekiyor. Yani mimariye daha farklı bir gözle bakıyorlar değil mi? Evet, çok inceliyorlar ve tabii eskiden biz eski generasyon olarak diyelim çok rahat oturmak isterdik ve bunlar çok dinamik ve hızlı yaşadıkları için oturdukları yerde ona benzer bir yer olsun diye düşünmüştük. Evet. Tavukçuluktan geldiğimiz için ve ağırlıkla tavuk sektöründeki mamulleri sunduğumuz için dedik ki en son sistemimiz bayağı kendini bir göstersin. Evet. Kümes halinde, tavukların yaşadığı şekilde, oturdukları yer ona benzeri olsun. Ve tabii bu arada da oryantalistik bir hava yaratıp bu şekilde birlikte beraber sunmaya çalıştık. Zincir markalardan biri olmaya adaysınız. Evet. O yolda ilerliyorsunuz. Markada iki tane kardeş var. Siz Mr. Chicken markasının neresindesiniz? Kardeşiniz Erhan Bey'in neresinde? Esasında Mr. Chicken'le detaylı çalışan kişi benim kardeşimdir. Evet. Ben alışverişleri ve mamulleri ve üretimle uğraştığım için öteki detay işleri de benim birader bakıyor. Ve o konuda da çok büyük bir uzman, kendini de gösteriyor yani. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben sizlere teşekkür ediyorum, sağ olun. Biz Mr. Chicken'dan ayrılırken mutlu ayrılıyor ve Mr. Chicken gibi yüz akı firmalarımızın daha da çoğalmasını dileyerek ayrılıyoruz. Dileriz Mr. Chicken gibi örnekler Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza örnek olur ve bu tür işletmeleri bundan sonra sıkça görürüz.